Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla da birlikteyiz. Bu videomda da sizlere yine sizden gelen çok sık sorulan soruların arasından bir konuyu seçtim. Faydalı olacağını düşündüğüm bir video çekmeye karar verdim. Arkadaşlar, çoğu arkadaşımız gel arpacıklı, özellikle tabanca, tüfek, yivli av tüfeği, yivsiz av tüfeği, AR-15 kapsamları kullanan arkadaşlarımız gel arpacıktan sıfırlamayla ilgili soru soruyorlar. Tabanca kullananlar özellikle ben tabanca kullanıyorum. Tabancam istediğim yeri vurmuyor. Tabancalarda da acaba sıfırlama gerekiyor mu? Sıfırlama yapılır mı? Nasıl oluyor? Dürbün kullanan arkadaşlar dürbünleri sıfırlama yaparken dürbünün içindeki hareketin nasıl olduğunu merak edenler var. Bu konuyla ilgili soranlar var. Bunların hepsine yanıt vermeye çalışacağım bu videomda. Elimden geldiği kadar da kısa tutacağım size. Şurada çizdim ki biraz daha zaman vakit kazanalım. Şimdi tabancam elimde. Önce tabancadan başlayalım. Arkadaşlar, tabancadaki nişanca sistemimiz manuel, gez ve arpacık. Ben daha önceki videolarımda bu gez, bu içinde arpacık, doğru nişan hattının nasıl olması gerektiği konusunda bir video çekmiştim. Bu gezimiz, bu arpacığımız, kenar boşluklarımız eşit olacaktı. Sol kenarla sağ kenar boşluğu eşit olacak. Üstünden gezin üst silme tepesi, arpacığın üst silme tepesi dümdüz olacak. Yani aşağıda yukarıda görmeyeceğiz. Kenar boşluklar da eşit olacak. Bu eşit gördükten sonra vuruş noktamız arpacığın tam üst silme tepesinin orta noktası oluyordu. Buraya bir nokta koydum. Videoda belli oluyor mu? Vuruş noktamız burası olur. Şimdi bu şekilde arpacığı gördünüz. Kullanıcı hatalarını ortadan kaldırıyorum. Kullanıcı hata yapmadan diyor ki kullanıcımız ki ben atış yapıyorum hedefe. Tabancam benim hep sağda vuruyor. Öncelikle şunu belirteyim. Bir nişanca sistemi yanlış bile olsa, kullanıcıda sorun yoksa, doğru atıyorsa sağda toplaması, üstte toplaması, altta toplaması önemli değil. Bu nişanca sisteminin bozuk olduğunu gösterir. Ayarlı olmadığını gösterir. Fakat atışın toplu olması önemli bizim için. Yani toplu atışı sola almak kolay. Ama siz hedefte dağıtıyorsanız mutlaka burada ya nişanca sisteminizde bir oynama var ya da siz hatalı atış yapıyorsunuz. Bunu belirtelim. Şimdi kullanıcı atış yapmış, sağdan vurmuş. Bunu ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar, öncelikle ayarlı gez arpacıklar var. Ben firmaların aşağı, yukarı, sağa, sola ayarlı gez kullanmalarından yanayım. Nedenine gelecek olursak kişinin tabancasını da ya da silahını da, bunu silah için de düşünebilirsiniz. Yani bir av tüfeği için de düşünebilirsiniz. Yivli av tüfeği için de düşünebilirsiniz. Optiksiz nişangah sistemi kullanan herkesin de bu nişangah sistemini kendine özgü bir şekilde ayarlaması, sıfırlaması gerekiyor. Herkesin kendine göre sıfırlama yapabilmesi için de burada ayarlı, aşağı, yukarı, sağa, sola hareket eden bir nişangah sistemine ihtiyacımız var. Elimizdeki modelden gidelim. Burada sabit bir arpacık var. Bu arpacık hareket etmiyor. Arpacıktan da sıfırlama yapılabilir. Gezden de sıfırlama yapılabilir bu arada. Gezi sağa sola kayabiliyor. Bu elimdeki Glock 17 tabancanın. Biz atışlarımızı sağa sola alabiliriz. Gezden yapılan sıfırlamalarda, dün bunu dilim sürçmüş, yanlış söylemişim, arkadaşımızın birisi sağ olsun düzeltti beni, teşekkür ederim bu arada. Gezden yapılan sıfırlamalar doğrusal olantılıdır arkadaşlar. Yani şimdi bakın, tabancam burada, atış yapıyorum. Öncelikle şu doğru nişan hattı aklınızın bir kenarında dursun. Bu nişan hattını her zaman oluşturmak zorundayız. Gezimi, atışımı sol tarafa alacağım. Gezimi sol tarafa kaydırdığım zaman, sol tarafa kaydırdığım zaman, bakın şu iki parmağımı gez olarak düşünün. Şu iki parmağımı gezi sol tarafa aldım. Tabi çok bariz gösteriyorum yani. Nişan attım, sağa doğru duruyor. Ama ben tekrar doğru nişan hattını oluşturabilmem için gez sola kaydı ya arkadaşlar. Nişan hattı böyle oldu ya. Tabancamın namlusunu yerine gelsin diye sola doğru çevireceğim. Sola doğru çevirdiğimde de doğru nişan hattımı oluşturduğum zaman atışların namlu sola geldiği için solda olacaktır. Yani gezden yapılan sıfırlamalarda sağ tarafı vuruyorsak gezi sağa kaydıracağız. Sol tarafı vuruyorsak gezi sola kaydıracağız.
Sol almak için, özür dilerim, atışımızı, yine yanlış bir söylem oldu. Atışımız sağda, sola almak için gezimizi sol tarafa kaydıracağız. Sol tarafı vuruyorsak sağ tarafı vurabilmek için gezimizi sağa kaydıracağız. Yine bu gezde yok ama bazı gezlerde aşağı yukarı ayarı da var. Aşağı yukarı ayarında da yine yukarı vurmak için gezimizi yukarı kaldıracağız. Aşağı vurmak için gezimizi aşağı indireceğiz. Yani gezdeki sıfırlamalarda doğrusal bir orantı var. Vurmak istediğimiz yöne doğru alacağız. Yine belirtiyorum. Sağ tarafı vurduk. Atışımızı sola almak istiyorsak gezimizi sola kaydıracağız. Bunun sebebi de gösterdim. Sola aldığımız zaman nişan hattımız yan oluşuyor. Yan oluştuğu için yine tekrar doğru nişan hattını yakalamamız için tabancamızın namlusunu sola kaydırıyoruz. Böylece atış sola gelmiş oluyor. Şimdi bu gezden yapılan sıfırlamalar içindi. Doğrusal bir orantı var. Peki arpacıktan yapılan sıfırlamalara geçelim. Yine bu doğru nişan hattımız aklımızda bulunsun. Doğru nişan hattını oluşturacağımız aklımızda bulunsun. Kafanız karışmasın. Gezimiz, gezin içinde arpacığımız var. Doğru nişan hattımız. Şimdi biz bu arpacığı aşağı indirdiğimiz zaman ne oluyor? Diyelim ki aşağı indirdik. Burayı gösterelim. Bakın arkadaşlar. Arpacığı aşağı indirdik. Arpacık hareket eden bir arpacık düşünün. Genelde AR-15 kapsamlı tüfeklerde bu var. Piyade tüfeklerinde bu var. Tabancalarda da bu olabilir. Arpacık aşağı yukarı hareket edebilir. Olan tüfekler için konuşuyorum. Yivli tüfekler için konuşuyorum burada. Burada arpacığı aşağı indirdiğimiz zaman arkadaşlar ne oluyor? Arpacığı aşağıda görüyoruz. Gezin içinde baktığımız zaman aşağıda görüyoruz. Tekrar doğru nişan hattını oluşturmak için ne yapacağız? Namluyu yukarı doğru kaldıracağız. Namluyu yukarı doğru kaldırdığımızda da atışlarımız yukarı kalkmış olacak. O zaman arpacıktan yapılan sıfırlamalar gezin tam tersine ters orantılıdır. Arpacıktan atışı yukarı almak için arpacığı aşağı gömmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde arpacığımızı eğer yukarıda görecek olursak, yukarı kaldırırsak, özür diliyorum. Arpacığı yukarı kaldırdığımız zaman ne oluyor? Buradan çevirdik, arpacığımızı yukarı kaldırdık. Bakıyoruz, doğru nişan hattını oluşturacağız. Arpacık yukarıda ya, tam silme tepesinin bu şekilde oluşabilmesi için, buradaki şekilde oluşabilmesi için arpacık yukarıda ya, namluyu aşağı indireceğiz. O zaman ne oluyor? Atışlarımız aşağı inecek. Burada da arpacığı yukarı kaldırdığımız zaman atışlarımız aşağı inecekmiş. Peki ne kadar aşağı inecek? Bu arkadaşlar oradaki tıklama oranına göre, size verilen tüfeğin üzerindeki tıklama oranına göre ve mesafeye göre değişkenlik gösteriyor. Zaten onu mil ve mua konumda açıkça anlatmıştım. Bilmeyenler için söylüyorum, yavaş yavaş hareket ettirerek ve atış yaparak doğruyu doğru kaldırma ve aşağı bastırma değerlerini bulabilirsiniz ya da sağa doğru sola kaydırma değerlerini bulabilirsiniz. Evet, bunlar tabancada ve yivli, yivsiz tüfeklerde gez ve arpacıktan yapılan sıfırlamalar hakkında söyleyeceklerimdi. Doğal olarak herkesin tabancasını ya da tüfeğini kendine özgü bir şekilde sıfırlaması gerekiyor. Sonuç olarak gezden yaptığımız sıfırlamalar doğrusal orantılıymış, arpacıktan yaptığımız sıfırlamalarsa ters orantılıymış. Geçelim dürbünlere. Evet, dürbünde de arkadaşlar, şimdi bu dürbünün üst tarafını bir gösterelim. Burada ok şurayı göster. Dürbünlerin üst kapağında veya burada down istikameti, up istikameti. Down aşağı doğru alıyor, up yukarı kaldırıyor. Biz bu tarafa doğru çevirdiğimiz zaman atışı yukarı alıyoruz. Biraz uzaktan göster. Bu tarafa doğru çevirdiğimiz zaman atışı yukarı alıyoruz. Bu tarafa doğru çevirdiğimiz zaman atışı aşağı alıyoruz. Fakat siz bunu up istikametine çevirdiğiniz zaman arkadaşlar article yukarı kalkmaz. Article aşağı iner. Article aşağı indiği için hedefte, gel burada gösterelim şimdi. Yeni bir kağıtta gösterelim. Bu tarafa gelir misin? Evet.
Diyelim ki şu bizim hedefimiz. Artıkılı aşağı aldık. Dürbünün içinde. Atış nasıl yukarı gidiyor arkadaşlar diyor. Diyor ki hocam ben ap istikametine çeviriyorum, atışım aşağı gidiyor. Artıkıl aşağı indi. Bu artıkılı ne yapacaksın? Tekrar doğru nişan attı nasıldı? Dürbünlerde gösteriyorum. Tam vurmak istediğiniz noktanın ortasında görmek zorundasınız. Şimdi bu artıkıl aşağı indi ya. Tüfeğe geçelim. Şimdi bu artıkıl aşağıda ya. Ben bu artıkılı hedefte görmem için tüfeği gösterelim. Ben bu artıkılı hedefte görmem için ne yapacağım? Dürbünü yukarı kaldıracağım. Dürbünü yukarı kaldırdığım zaman, tabii bunu barizce gösteriyorum. Bakın dürbünü yukarı kaldırdığım zaman namlu da yukarı kalkmış olacak. Namlu da yukarı kalktığı için atışlarım da yukarı kalkmış olacak. Yani ben burada ap istikametine çevirdiğim zaman, dürbünü ap istikametine çevirdiğim zaman, ap şurayı bir göster anlaşılsın. Dürbünü ap istikametine doğru çevirdiğim zaman artıkıl aşağı doğru basıyormuş. Down istikametine aşağı doğru aldığım zaman artıkıl yukarı kalkıyormuş. Burada ters orantı var. Geçelim sağ sol kuleye. Sağ sol kulede de buradan gel gösterelim. Bakın arkadaşlar left istikameti sol. Aşağıda R harfi var. Biraz geriden göster gözüksün. Şurada da right istikameti var. Bu burada da olabilir dürbünde. Right sağa demek, left sola demek. Ben bunu sola çevirdiğim zaman artıkılı sağa alıyor arkadaşlar. Şimdi bunu gösterelim. Bunun mantığı neden? Artıkılı sağa aldı. Left'e çeviriyorum ama sağa alıyor. Artıkıl sağa geldi. Sağa gelen bir artıkılı hedefin üstüne doğru nişan hattı oluşturmak için ne yapacağız yine? Dürbünden bakıyorum. Artıkılım sağda olduğu için namluyu sola çeviriyorum bakın. Sola çeviriyorum. Sola çevirdiğim için namluyu çevirmiyorum aslında. Dürbün hattını sola aldığım zaman dürbünde namlu hattıyla düz olduğu için namlu hattını direkt sola almış oluyorum. Yani sağ kulede ve üst kulede oynatmalarda, optiklerde de ters hareket varmış. Burada bunun mantığını size anlatmaya çalıştım. Çünkü bazı arkadaşlar alıyor diyor ki hocam benim dürbünüm bozuk mu? Ben yukarıya kaldırıyorum artıkıl aşağı iniyor. Ben sola çekiyorum artıkıl sağa gidiyor. Evet doğru, yanlışlık yok. Dürbününüz bozuk değil. Çünkü hareketin böyle olması gerekiyor. Tabancada da ya da bu tabancanın üzerindeki nişan sisteminin yivli tüfekte de olması fark etmiyor. Hepsinde bu böyle arkadaşlar. Ayrıca bir konudan daha bir dipnot söylemek istiyorum. Bu cez yüksekliği ve arpacık yüksekliği de sizin namlu hattınızla nişan hattının kesişme mesafesini etkilediği için bunun da çok büyük önemi var. O yüzden bazı firmalar yüksek koyuyor, bazı firmalar alçak koyuyor ama çoğusu ne için koyduğunu bilmiyor. Hepsi buraya aşağı yukarı sağa sola ayarlanabilir bir cez koysa bence sorun kökten çözülmüş olabilir. Allah'a emanet olun. Bu videoda da sizlere bazı konuları aktarmaya çalıştım. Kafanıza takılan şeyleri yine bana sorabilirsiniz. Diğer videolarımda da konu konu bahsediyorum. Yine yeni videolarda yeni konulardan bahsedeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.